Motor Akademi'den herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu tüketici hakem heyetlerine online nasıl başvurabiliriz ve başvururken de ne şekilde, hani hangi önlemler alınarak başvurulmalı, bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bugün tüketici hakem heyetine bilgisayardan online başvurunun pratik olarak yolunu göstereceğim size. Bir ikincisi de başvururken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yani tüketici hakem heyetine başvuracaksınız. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi faturanızın olması gerekiyor arkadaşlar. Fatura olmadan tüketici hakem heyetine başvuru yaptığınız zaman karşı taraftan savunma istediklerinde eğer karşı taraf savunma vermezse otomatik düşüyor dava. Yani sizin burada tüketici hakem heyetinden heyetine başvururken faturanızın olması çok çok önemli. Farz edin ki ürünü aldınız, adam size fatura vermekten kaçıyor. O zaman adamın vermediği faturayı beyan edip, ürün alışverişinizi beyan edip maliyeye bildirimde bulunmanız gerekiyor. Maliyeye firmayı şikayet etmeniz gerekiyor. Firmadan hizmet aldığınızı ama fatura vermediğini ve kaçtığını beyan etmeniz gerekiyor. Maliye sizin adınıza gidiyor. Eğer ki adam orada dükkanı kapatıp gitmediyse ya da bir başkasının üstüne dükkanı devretmediyse ceza işlemini uyguluyor, sizin adınıza faturanızı kesiyor ve size faturanızı gönderiyor. Fatura işlemi birincisi böyle. İkincisi, başvururken diyelim ki ürün aldınız, ürün ilanda işte yazıyor 60 volt, mesela elektrikli bisiklet aldınız veyahut da akülü sandalye aldınız. İşte ilanda yazanları karşılamadı. Bir baktınız işte 320 watt motor dedi, 200 watt çıktı. Veyahut da 60 volt 20 amper denildi, 48 volt 20 amper çıktı. Alışveriş yaptığınız ilanın sayfasının fotoğrafını alıyorsunuz, indiriyorsunuz. Yani diyelim ki kusurlu ürün gönderildi, ayıplı mal gönderildi. Siz bir belge olarak, yani delil olarak yaptığınız alışverişin o ilan sayfasını indiriyorsunuz. Yani kanıt sunuyorsunuz. Bu da önemli. İlanı yok, kanıtı yok. O zaman faturanız devreye giriyor zaten. Aldığınız yerle alakalı. Bir de başvururken online PDF'e çevirmeniz gerekiyor belgeleri. Yani faturanızı fotoğraflarınızı PDF formatında yüklüyorsunuz. Bunları eğer ki siz PDF'e çeviremiyorsanız veyahut da o kadar detaylı bilgisayar kullanmıyorsanız, yapmıyorsanız zor değil ama internet kafeden de çok rahat yardım alabilirsiniz. Yani fotoğraflarınızı internet kafeciye verdiğiniz zaman bana bunları PDF'e çevir. Ben bunları hani tarayıcıdan tarar faturayı falan. Ben bunu tüketici hakem heyetine online başvuruda yükleyeceğim dediğiniz zaman zaten internet kafedeki arkadaş da size yardımcı olacaktır. Şimdi bundan sonraki adımlarımız online olarak nasıl başvurabiliriz onu göstereceğim. Bir durdur, tamamen yakınlaştıralım bilgisayara. Evet, önce arama motoru çorma açıyoruz. Buraya tüketici hakem heyeti yazalım. Ben zaten daha önce girmiştim. Türkiye Gov.tr var. Tüketici şikayeti uygulaması. Tüketici hakem heyetlerine başvuru işlemleri. Burayı tıklıyoruz. Burada kimliğimi şimdi doğrulama var. Kimliğimi şimdi doğrula yapıyoruz. Buraya TC kimlik numaranızı, altta da E-Devlet şifrenizi girmeniz gerekiyor. Dur bir şifreleri girelim. Şifrenizi girdikten sonra uygulamaya git butonu var. Uygulamaya git tıklıyoruz. Tüketici başvuruları, tüketici bilgi sistemi işlemleri. Buradan tüketici başvurularına tıklıyoruz ve yeni başvuru. Evet, bundan sonrası birinci adım şikayet edilen firma bilgileri, ikincisi şikayetin bilgileri, üçüncüsü uyuşmazlıkla ilişkin belgeleriniz, faturadır, deliliniz işte, şikayet ön izlemeniz var. Beşinci adım tamamlanıyor. Şöyle yapalım. Buradan aşağıya doğru iniyorsunuz.
Bütün bilgileri doldurduğunuz takdirde, doldurduktan sonra kaydet ve ilerle var. Kaydet ve ilerleye basıyorsunuz, ikinci aşamaya geçiyor. Kaydet ve ilerlemeye basıyorsunuz, üçüncü aşamaya geçiyor. Kaydet ve ilerlemeye basıyoruz. Dördüncü aşama zaten ön izleme. Beşinci adımda tüketici hakem heyetini seçiyorsunuz. Zaten bunu kendi, eğer ki ilçe bakmıyorsa il hakem heyetine yönlendiriyor. Şöyle, bu şekilde tüketici hakem heyetine online olarak başvurabiliyorsunuz. Bu da temel bir pratik bilgi olarak. Kaydet ve ilerle butonundan devam ediyorsunuz ileriye doğru. Bir dakika dur. Bu şekilde başvuruyorsunuz. Yapılan başvurunuz varsa zaten sol tarafta burada var. Yarım kalan başvurunuz, yapılan başvurunuz. Mesela benim yapılan bir tane başvurum var. Şu anda tam gözüküyor mu? Bilirkişi görüşü istenmiş son işlemi. Karar daha yazılmamış. Bilirkişi zaten geldi ve gitti. Şu anda bir tane davam var. Hani sonucunu bekliyorum. Bu şekilde hiç il hakem heyetine gitmeden, ilçe tüketici hakem heyetine gitmeden rahatlıkla başvurunuzu yapabilirsiniz. Kendi evinizden bunu hani detaylı yapamam diye düşünüyorsanız bir internet kafeye giderseniz, bir internet kafeci bile size yardımcı olacaktır. Rahatlıkla başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuzda tüketici hakem heyetlerini online başvuruydu. Bir pratik bilgi olması bakımından bir yol gösterici olarak iyi olur. Evet, sağlık, huzur ve refah içinde kalın. Hoşça kalın.